Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet sevgili LGS tayfa, özdeşliklerin sonuna geldim. Üçüncü bölümdeyim. Burada size bu videoda özdeşliklerin modellenmesini anlatacağım. Yani özdeşliklerden soru gelirse buradan gelir. %90 bu ihtimali size söylüyorum. Çünkü modelleme böyle şekilli şu kullu soruları biliyorsunuz çok çıkıyor. Dolayısıyla bu modellemeleri yaparken özdeşliklerden nasıl faydalanırız neler yaparız bu videoda biraz bunlara değineceğiz. Ee, eğer değilseniz kanala abone olarak serinin devamını takip edebilirsiniz. Konu anlatımlarımızı ve soru çözümlerimizi ve yeni nesil soru çözümlerimizi kaçırmadan izleyebilirsiniz. Ve tabii ki de videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Artık hazırsanız özdeşliklerin 3. bölümüne başlıyoruz. Evet şimdi başlamadan önce biliyorsunuz Partikül Matematik LGS yeni nesil soru bankamız çıktı. Dolayısıyla hem özdeşlikler hem de çarpanları ayırma hassas noktalarımız ve buradaki e, soru çözümlerini yaparken de yine ben çözdüm tüm sorularını bu çözümleri yaparken de biraz konu özetli bir şekilde yapmaya çalıştık. Bu tarz sorulardan da daha da zorları hatta yine bu kitapta bulabilirsiniz. Tamamı yeni nesil soruları oradan çözebilirsin. Kendini pekiştirmek için söylüyorum. Özellikle bu dönemde biliyorsunuz çözüm videolu soru bankaları daha çok ihtiyacım oluyor. Daha büyük derde deva olabiliyorlar yani. Dolayısıyla bir hatırlatma yapmak istedim. Şimdi, boyalı bölgeyi bulunuz. Başımızın belası soru cümlesi. Özdeşiklerde, modellemelerde boyalı bölgeyi bulunuz. Hadi bulalım. Şimdi, ufak bir ısınma turuyla başlıyoruz. Genel mantığını anlatmaya çalışacağım. Bakın, boyalı bölge eşittir şu. Tüm alanı bul, boyasızı çıkar. Eğer sana bir modelleme sorusu gelecekse, ki gelecek yani %90 gelecektir. Çıkma ihtimali çok yüksek çünkü. Gelecekse buradaki mantık bu olacak işte. Tüm alan boyasızı çıkar. Mevzu bu. Bunu lütfen unutmayın. Burada da şimdi onu yapacağız. Nedir tüm alanımız? Bak x görüyorsun x görüyorsun. Demek ki bu bir kare. O zaman tüm alanımız x kare diye yapıştıracağız. Eksi diyeceğim. Boyasız oradan bir gitsin. Çıksın o bir ya. 3 kere 3 9. x kare eksi 9'u yapıştıracaksın. Şimdi burada bunu bu şekilde sana yedirmeyebilirler. Tamam mı? Çünkü iki terim var. İkisi de bir şeyin karesi. X kare neyin karesi? X'in. 9 neyin karesi? 3'ün. Yani oradan iki kare farkını yakalıyor musun? Bir önceki ders anlattık bunları. Ee, biz bunları anlattık diye <laughs> başlıyormuşum. Şimdi iki tane başrol oyuncumuzu bulduysak bu arkadaşları bir toplayıp bir de çıkartıyorsunuz. Tamam. Şıklarda muhtemelen şunu göreceksin. Dolayısıyla bunu da söylemiş oldum. Yani x kare eksi 9'u bilmek önemli değil. Bunun özdeşlik halini de bilmemiz önemli. Hatta bu bir çarpanlara ayırma işlemidir aynı zamanda. Yani iki kare farkı şeklinde çarpanlara ayırma da yaptığımızı söyleyebiliriz. Çünkü x artı 3 çarpı x eksi 3 formatına dönüştürdük. Bir sonraki sorumuza bakalım. Giderek sertleşecek sorularımız. Yine boyalı bölgeyi soruyor. Zaten dediğim gibi bunun geneli budur. Boyalı bölge soracaklar. Hemen yine neye bakıyorsun? Tüm alana bakıyorsun. Tüm alana baktığımda x görüyorum. Ee, nedir? X karedir, değil mi? Çok güzel, harikasınız. Eksi diyeceğim. Boyasızlar çıksın. Şimdi tabii burada bakıyorsun hocam. Boyasız şurada var, şurada var, burada var, burada var. Kaç tane var? Dört tane var. Dört tane var da. Hepsi aynı mı? Evet aynı hepsi aynı çünkü hepsi y y olarak verilmiş. Yani her birine y kare diyebilirim alan olarak. E bu y kareden kaç tane var? Tabii ki de 4 tane var yani eksi 4 y kare diyeceğiz. E burada bitiriyor muyuz? Bunu bize yedirirler mi? Yedirmezler. Bunu burada bıraktırtmazlar çünkü huyları kurusun zoru seviyorlar. Yani dolayısıyla... Ne yapacağız? Bunu açmayı da bileceğiz. Çarpanlarına ayırabilmeyi de ya da özdeşini yazabilmeyi de bileceğiz. Hangi özdeşlik var burada? İki terim varsa iki kare farkı. Önce ona bakacaksın. Dolayısıyla bunu buna soruyorum x kare. Sen neyin karesisin diyorum. x'in diye bağırıyor. 4y kare sen neyin karesisin dediğimde o da ne diyor? 2y'nin karesiyim. Tamam. İki baş bulduk mu? Bunları ne yapıyoruz? Önce bir topluyoruz. x artı 2y. Bir de ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz x eksi 2'ye formatında yazdık. Çarpanlarına da ayırmış olduk aynı zamanda ama özdeşini de yazmış olduk. Bunu da lütfen unutmayın. Yani bu arkadaş aslında x kare eksi 4 y karenin özdeşidir. Özdeşlikten kastımız budur. Diyor ve geçiyorum. Şimdi boyalı bölgeyi yine ifade ediniz. Önce yine ne yapıyoruz? Tüm alana gidiyoruz. Tüm alanda ne görüyorum? 5x burada, 5x burada. Yani 5x'in karesi var. Dolayısıyla 5x'in şöyle bir karesi var. Eksi diyeceğim. Boyasız bölge. Şimdi boyasız bölgeyi nasıl bulursun? Tüm alanı buldum. Boyasız bölgeyi bulacağım. Ee, şimdi boyasız bölge için şurada bakın beyaz bölgenin şöyle siyahla gösterelim. Şu kısmı 5x. Zaten hani uzun kenarını biliyorum. E, kısa kenarı da 1. Dilersen buradan yapabilirsin. Yani eksi 5x şeklinde yazabilirsin. Çünkü 5x ile 1'i çarpınca 5x'tir. Bu şekilde yapabilirsin. Buradan sonra da bir ortak çarpanı alma var ama o birazcık çarpanlara ayırmaya da giriyor azıcık. Dolayısıyla onu e, da göstermiş olalım bu şekilde. Nedir 5x'in karesi mesela? E, 5x'in karesi 25x kare eksi 5x şeklinde yapabilirsin. Burada işte ortak parantez demiştim. İkisinde de ne var? 5x var. Dolayısıyla 5x parantezinde 5x eksi 1 gibi bir çarpanlara ayırma yapabiliriz. Ama zaten bu nereden geliyor biliyor musun? Şimdi bak boyalı bölgeyi bulacakken bulacaksak eğer ille de tüm alandan boyasız çıkartmak zorunda kalmayabiliriz. Bazen de direkt boyasız bölgeyi yazabilirsiniz. Onu da nasıl yazacaksınız? Şöyle. Şimdi bak toplamda şurası boyalı boyalı bölge özüden boyalı bölge tamamı 5x ya Alttan 1 santim yukarı çıktığında şu kenar 5x-1 olmaz mı? Olur. E diğer kenar zaten uzun kenarımız direkt löp diye 5x değil midir? Altta görüyoruz zaten bunu. Dolayısıyla 5x çarpı 5x-1'i buradan da bulabiliriz. Bakın al sana çift yöntem. iki yöntem tercih senin. Hangisini istiyorsan oradan hareket edebilirsin. Sadece burada ben size bir kalıp gibi ezberlemeyin istiyorum. O yüzden bunu aktardım. E, ille de hani tüm alandan boyasız çıkaracağız ezberleme ama %99 böyle olduğunda bil genelde bunu sorguluyorlar ama direkt boyasız bölgeye ya da direkt boyalı bölgeye de geçiş yapabilirsin yani boyalı bölgenin kenarlarını bulsan yeter gibi bir soruyla da karşılaşabilirsiniz diyor ve geliyorum son soruma son soruda bir üçgen tasarladık sizin için. ABC KLM üçgenleri ikiz kenarlı dik üçgenlermiş. Buna göre boyalı bölgeyi bulacağız. Bak şimdi burada işte boyalı bölgeye direkt gidemem. Çünkü boyalı bölge herhangi bir tanımlı şekil değil. Yani üçgen desen değil. içi boş bir yani Dik dikdörtgen değil. o zaman ne yapacaksın işte burada? Tüm alanı bulacaksın. İçerideki boyasızı çıkartacaksın. Hadi tüm alanı bulalım. Üçgenin alanı nasıl bulunur? taban çarpı yükseklik bölü 2. E şimdi tabanımız belli 5 verilmiş. Yükseklik kaç? Cık. Bilmiyorsun. Mu acaba? Bilmiyorsun mu acaba? Bak burada kapı gibi ne var? İkiz kenar var. Burası 5 ise gidiyorsun diğer kenara da 5'i yapıştırıyorsun. O zaman bütün alanı nasıl yazarız? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 25 bölü 2 diye yazarız. O bir dursun. Tamam mı? Şimdi ee, da gerçi biz bunu yapmaya da gerek yok. Beşin karesi bölü 2 diye de yazabiliriz. Neyse onu en son geleceğim. Şimdi boyasız bölgeye geçiyorum. Boyasız bölgede... Hops. Çocuklar durun sakin olun. Boyasız bölgede bir kenarı A ve ikiz kenar. Dolayısıyla diğer kenarı da A. O zaman boyasız bölgenin alanı içinde ne diyeceğim? A çarpı A bölü 2 diyeceğim. Bitti. Şimdi bu ikisini birbirinden çıkaracağız. Nasıl çıkartalım? Şöyle yapalım. Boyalı bölge eşittir diyelim. Boyalı eşittir. Boyalı. E, lakap gibi oldu. Böyle birine hani boyalı gelsene kanka falan gibi oldu. E, öyle düşünmeyin ama. Şimdi 25 bölü 2 eksi a kare bölü 2. Hatta gel o 25 de orada sırıtmasın. Biz ona 5'in karesi diyelim. Tamam mı? Bak şimdi. Bunu şöyle toparlayabilir misin? Bak bölü 2 dursun. Yukarıda 5'in karesi eksi a kareyi bir araya getirebilirim. Paydaları aynı çünkü. Ve üstte de ben şovumu yaparım. Yani iki kare farkını uygularım. 5 eksi a çarpı 5 artı a. Ve hepsinin altında kocaman bir bölü 2'yi çakarız. Ve dersi de burada bitiririz. Geçmiş olsun. Ee, dolayısıyla kitabımızdan da soruları çözmeyi unutmayınız. Özdeşlikler ve çarpanlara ayırma çözemedikçe yine kare koddan okutup ben karşına geliyorum yine nacizane ve soruları detaylı bir şekilde anlatıyorum. Diğer şıkların neden olmadığını da hepsini anlatıyoruz. Yani e, soru çözümleri de güvence altında. Tamam mı? Bir sonraki videoda çarpanları ayırmayı anlatacağım bu arada. Ona da e, kamp girmezse araya çarpanları ayırma videosu gelecek. Bu ders anlatım serisi başkadır. Kamplar başka bir seri devam ediyor. Yani e, ille de mesela kampı takip edeceksin, benim konularımı takip edeceksin diye bir şey yok. İki koldan gidiyoruz. Tamam İki koldan gidiyoruz. Bir tanesinde işte kamp var. Sıfırdan aldık. Çarpanlar, katlar, ebope, kok oradan başladık. Bir de konu anlatım sıralamamız var biliyorsunuz. İşte son konuları tekrar ediyorum. Özdeşlikler ve çarpanlar ayıma özellikle buraya çok önem verdiğim için buraya dokunuyoruz. Tekrar ediyoruz. E, dolayısıyla hangisini istiyorsan ona bakabilirsin diyorum. Ve bu videoluk bizden bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Ve matematikle kalın. Hoşçakalın.